Hocam bana son zamanlarda sıklığı en fazla artan hastalık nedir diye soracak olsaydınız cevabı muhtemelen şeker hastalığı olurdu. Şeker hastalığı 1980'lerde dünya genelinde 130 milyon insanı etkilerken şu an günümüzde 350 milyon insanı ve 2030 yılında da 540 milyon insanı etkileyecek gibi gözükmektedir. Şeker hastalığı dünya genelinde kalp damar hastalıklarının en önde gelen ölüm nedenlerinden bir tanesidir. Ve bu videomuzun konusu şeker hastalığının 10 belirtisi. Şeker hastalığının birinci sıradaki belirtisi idrara sık çıkmak. Bu hastalar genellikle geceleri özellikle sık idrar çıkarlar. Çünkü şekerin böbrek üzerine ilk başlayan etkisi hiperfiltrasyon dediğimiz böbreklerin daha fazla kanı süzmesidir. Daha fazla kanı süzen böbrek daha fazla idrar atacaktır. Ve böyle bir durumda idrara çıkma sıklığı artabilir. Eğer sizin de şeker hastalığı ile ilgili risk faktörleriniz mevcutsa ve eşlik eden sık idrara çıkma probleminiz varsa şeker hastalığı başlamış diyebiliriz. İkincisi susama. Şeker hastalığının sık belirtilerinden bir tanesi çok sık susamadır. Fazla su attığımız için yerini doldurmak için daha fazla suya ihtiyaç hissederiz. Ve kan şekeri yüksekliğinde kanımızın yoğunluğu artacağı için bu da susamayı beraberinde getirecektir. Susama merkezinin uyarılmasını sağlayan şey osmolalite dediğimiz kanın yoğunlaşmasıdır. Nasıl ki dehidratasyon dediğimiz suyu az içince kanımız yoğunlaşıyorsa aynı şey şeker için de söz konusudur. Şeker yükseldiğinde kanımız yoğunlaşır ve daha fazla su içme ihtiyacı hissederiz. Üçüncü sırada istemsiz kilo kaybı gelir. İstemsiz kilo kaybı yeni şeker hastalığı tanısı alanlarda sık gördüğümüz belirtilerden bir tanesidir. Kişinin herhangi bir diyet yapma eforu olmaksızın kilo vermeye başlaması şeker hastalığının belirtilerinden bir tanesidir. Ve bu belirti hem tip 1 hem tip 2 diyabette ortaktır. Yani hem tip 1 şeker hastası hem de tip 2 şeker hastalarında istemsiz bir şekilde kilo kaybı görülebilir. Eğer sizde de şeker hastalığının diğer belirtileri ve eşlik eden istemsiz kilo kaybı varsa bir kan tahlili yaptırırsanız iyi olacak. Dördüncü belirtisi ise çok sık acıkmadır. Şeker hastalığı genellikle insülin direnci zemininde gerçekleşir ve insülin direncinde olduğu gibi şeker hastalığında da çok sık acıkma gerçekleşebilir. Kanın yoğunlaşması, çok fazla su içme ihtiyacının ortaya çıkması, metabolizmamızın bozulması daha sık acıkmayı beraberine getirebilir. Kan şekerinin dalgalanması daha sık acıkmaya neden olabilir. Eğer daha sık acıkıyor ve çok daha fazla yiyorsanız bu da şeker hastalığının belirtilerinden biri olabilir. Beşinci sırada görme problemleri. Şeker nasıl ki kanımızın yoğunlaşmasına neden oluyorsa bu durum retinada ve korneada da kendini gösterebilir ve görme problemleri ortaya çıkabilir. Bazen şeker hastalığının tek belirtisi görme problemi olabilir. Özellikle 35-40 yaşından sonra görme bulanıklığı ve görüş açısında bozulma hissediyorsanız mutlaka bir göz doktoruna gözükün. Zaten şeker hastalığının retina üzerinde, göz üzerinde bazı bulguları bulunur ve göz doktoru da şeker hastalığından şüphelenebilir. Altıncı sıradaki belirti ise uyuşma. Şeker hastalığı polineuropatinin yani sinir harabiyetinin en sık nedenidir. Toplumdaki polineuropatinin en sık nedeni diyabettir. Ve diğer belirtiler olmaksızın sadece vücutta yaygın uyuşma şikayetiyle şeker hastalığı tanısını koyabiliyoruz. Eğer sizin de vücudunuzda uyuşma, ellerde ayaklarda uyuşma, ayaklarda yanma gibi problemler varsa şeker hastalığına bağlı sinir harabiyeti gerçekleşmiş olabilir ve şeker hastalığı ile ilgili aksiyon almanın zamanı gelmiş olabilir. 7. sıradaki sebep yorgunluk. Yorgunluğu biraz daha arka sıraya koymam nedeni müpem olması. Zaten herkes yorgun, zaten herkes bitkin. Stres, uyku problemleri ve çağımızdaki metropol hastalıklarının çoğu magnezyum eksikliği, D vitamini eksikliği birçok problem yorgunluğa neden olabiliyor. Ama neredeyse tüm şeker hastalarındaki ortak problem yorgunluktur. Eğer şeker hastalığınız varsa muhtemelen yorulmaya başlıyorsunuz demektir. 8. sıradaki belirti ise cildimizde kuruluk olması. Cilt kuruluğu şeker hastalığının sık bir semptomudur. Ciltte kuruluk olmasının ana nedeni hücrelerin şişmesi, yenilenememesidir. Ve bu tür durumda ciltte döküntüler ve kuruma gerçekleşebilir. Cildimizin kalitesi bozulunca cildimiz incelebilir ve kuruyabilir. 9. sıradaki belirti ise yaralarımızın geç iyileşmesi. Bu aslında geç bir semptomdur. Ama şeker hastalığı bağışıklık sistemine ciddi zararlar verebilir ve yaralarımızın geç iyileşmesi meydana gelebilir. Şeker hastalığı bağışıklık üzerinde, yaraların iyileşmesi üzerindeki tüm basamaklara zarar verebilir ve yaralarımız geç iyileşebilir. Zaten bu şeker hastalığında sıklıkla bilinir. Toplumda da sıklıkla bilinir. Şeker hastasının yarası geç iyileşir. Ve son olarak 10. sırada ise geçirilen enfeksiyonların sıklığının artması ve enfeksiyonların daha uzun sürmesi. Eskiden daha çabuk atlattığımız enfeksiyonlar ve hastalıklar şeker hastalığıyla beraber bağışıklık sistemimizin zarar görmesiyle beraber
enfeksiyonlar daha sık kapılabilir ve her enfeksiyonun seyri daha uzun sürebilir. Eğer sizin de vücudunuzda bu 10 belirtiden birkaçı varsa şeker hastalığı ile ilgili test yaptırmanızı öneririm. Her ne kadar şeker hastalığı ile ilgili belirtiler bizim için önemli olsa da artık acaba şeker hastası mı değil mi diye çok düşünmeden kan testleri yapıyoruz. Açlık kan şekeri, insülin değerleri, 3 aylık şeker ile gerçekten şeker hastalığımız var mı yok mu bunun tanısını koyuyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belirtileri beklemeyin. Senede bir kez kan tahlili yaptırın ve şeker hastalığınızın olup olmadığını anlayın. Şeker hastalığı gizli olabilir ama belirtilerde gizli olan şey bizden gizli değildir. Kan testlerinde kendini çok kolay belli eder ve şeker hastalığı ile ilgili aksiyon aldığınızda yaşam tarz değişikliği ile şeker hastalığını çok ciddi bir şekilde geriletebiliyoruz. Özellikle kalp 360 bütüncül kardiyoloji kliniğinde şeker hastalığı ile ilgili çok güzel aksiyonlar alıyoruz. Buradaki yaşam tarz değişikliğinde hastaya yeni bir egzersiz reçetesi oluşturulur. Hastanın damarları kontrol edilir. Hastanın tedavisinde mutlaka diyetle ilgili bazı değişiklikler eklenir. Ve yaşam tarzının bu 3 ayağını oturttuğumuzda şeker hastalığındaki 3 aylık şeker değeri çok ciddi bir şekilde geriler. Ve biz de ilaçları birer birer keseriz. Biz şeker hastalığından korkmuyoruz. Sadece geç tanı konulmasını istemiyoruz. Ve sizlere önereceğimiz yaşam tarz değişikliğini yapmamanızı istemiyoruz. Biz şeker hastalığını ilaçsız bir şekilde geri döndürmeden motiveyiz ve disiplinliyiz. Sizden de bunu bekliyoruz. Şeker hastalığı ile ilgili daha iyi aksiyonlar almak, yaşam tarzınızı değiştirmek ve şeker hastalığında ilaç ihtiyacınızı ciddi bir şekilde düzeltmek istiyorsanız sizleri Kalp 360 kliniğinde bekliyoruz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.